İlk aşama her zaman olduğu gibi Nmap ile açık servislerin keşfi. Bu keşif sonrasında DNS ve HTTP portlarının açık olduğunu görüyoruz. HTTP bilgilerine baktığımızda ise sayfanın başlığının HTTP Bank olduğunu görüyoruz. IP adresiyle 80 portuna baktığımızda bizi default Apache sayfası karşılıyor. Bu nedenle DNS servisinde kayıtlı olan domainleri bulabilmek için sırayla denemeler yapıyoruz. Ve sayfa başlığında gördüğümüz HTTP Bank yazısından yola çıkarak bank.http domainini deniyoruz. Ve bu domainin DNS servisine kayıtlı olduğunu buluyoruz. Bir adım ileri giderek zone transferi gerçekleştirmek için dig komutunu kullanıyoruz. Bu komut sonrasında kayıtlı olan DNS bilgilerine erişim sağlayabiliyoruz. Bu aşamadan sonra sisteme domain bilgileriyle erişebilmek için kendi DNS ayarlarımızı değiştiriyoruz. Normalde IP adresiyle erişemediğimiz sisteme bu sefer bank.http domainiyle erişebildiğimizi görüyoruz. DirSearch isimli Python skripti ile klasör ve dosya keşif işlemine başlıyoruz. Bu işlem sonrasında bizi normalde login.php dosyasına yönlendirmesi gereken dosyaların aslında olması gerektiğinden daha büyük olduğunu görüyoruz. HTTP 302 komutuyla yönlendirme yapan sayfalar normal şartlar altında 3 kilobayt veya 7 kilobayt gibi büyüklüklerde olmazlar. Bu dosyaları daha detaylı inceleyebilmek için burp ile araya giriyoruz ve bu dosyalara istek gönderiyoruz. 302 kodunun ve yönlendirme sayfasının olduğu alanda aşağıda daha fazla HTML girdisinin olduğunu görebiliriz. Bu sayfaları görüntüleyebilmek için 302 kodu yerine 200 kodu yerleştirerek gelen cevaplar için de burp ile araya giriyoruz. Gelen cevaptaki 302 kodunu 200 ile değiştirerek sayfayı görüntülemeyi deniyoruz. Bu işlem sonucunda aslında 302 kodu veren sayfaların içeriğinde başka sayfaların da olduğunu ve kodun aslında 200 olması gerektiğini anlamış oluyoruz. 302 veren sayfaları otomatik olarak 200 cevabıyla geri döndürebilmek için Match and Replace komutunu kullanıyoruz. Böylece burp otomatik olarak 302 koduna sahip olan sayfaları bize 200 olarak gösterecek. 302 kodu veren support.php gibi sayfalarda artık 200 koduyla görüntülenebilmekte. Yazdığımız Match and Replace komutunu şimdilik devre dışı bırakıyoruz. Ve DirSearch ile bulduğumuz Balance Transfer klasörüne göz atıyoruz. Bu klasördeki dosyalar şifrelenmiş veriler içermekte. Bu işlem samanlıkta iğne aramak olacağı için bu klasördeki dosyaları kendi sistemimize indirmemiz gerekecek. WGET'in Recursive Download özelliğini kullanarak bütün dosyaları kendi lokal klasörümüze download ediyoruz. Şu anki amacımız bu dosyaların içinde farklı bir dosya olup olmadığına bakmak. Bunun için de en iyi yöntem en önce dosya büyüklüklerine bakmak. İndirdiğimiz dosyaların en önce her birinin kelime sayısına bakıyoruz. Ve daha sonra kelime sayısına göre büyükten küçüğe sıralıyoruz. Dosyaların arasında bir dosyanın az sayıda kelime içerdiğini tespit ediyoruz. Ve bu dosyayı açtığımızda diğerlerinden farklı olarak şifrelenmemiş bir kullanıcı adı ve parola tespit ediyoruz. Kullanıcı adı ve parolayı kullanarak login sayfasına giriş işlemi gerçekleştiriyoruz. Giriş yaptığımız sayfada dosya yükleyebileceğimiz bir alan olduğunu tespit ediyoruz. Bu alana bir GIF dosyası yüklemeyi deneyerek araya burp ile girme işlemi gerçekleştiriyoruz. Yüklemeye çalıştığımız GIF dosyası aslında header bilgisi GIF olan ancak içeriği PHP olan bir dosya. Dosya yüklemenin başarısız olduğunu gördükten sonra durumu birazcık daha inceleyerek neler yapabileceğimize bakıyoruz. Kaynak koduna baktığımızda yazılımı tasarlayan kişinin kaynak kodunun içine bir yorum satırı bıraktığını görüyoruz. Bu yorum satırında HTTP uzantılı dosyalarında PHP olarak çalışacağını söylüyor. Bu aşamada biz de GIF uzantısı yerine HTTP uzantısını kullanarak dosyayı tekrar upload etmeyi deniyoruz. Ve dosyanın başarıyla upload edildiğini görebiliyoruz. Artık sunucuya bir web shell upload etmiş ve istediğimiz komutu çalıştırabilir durumdayız. Bu aşamadan itibaren who am I ve which gibi komutları çalıştırarak sistemde hangi yetkide olduğumuzu, hangi kullanıcıda olduğumuzu ve Netcat'in kurulu olup olmadığına bakıyoruz. Netcat'in sistemde kurulu olduğunu öğrendikten sonra yapacağımız şey Netcat ile kendi sistemimize reverse shell açarak bağlanmak.
Netget komutunu giriyoruz ve sistemimizde dinliyor halde bulunan Netget komutu ile Reverse Shell'in açıldığını görebiliyoruz. Bu aşamadan sonra Python ile terminalimizi upgrade ederek daha kullanışlı bir hale getiriyoruz. Ctrl+Z ile işlemimizi arka plana alıyoruz. Stty row-echo komutu ile de terminalimizi güncelliyoruz. Arka plana attığımız işlemi geri çağırabilmek için F tuşuna basıyoruz, ardından G tuşuna basıyoruz, ardından da Enter tuşuna basıyoruz. Bu aşamadan sonra bizi root yetkilerini taşıyabilecek olan normal bir kullanıcı çalıştırdığında aslında root yetkileriyle çalışan SUID dediğimiz dosyaları araştırmaya başlıyoruz. Find komutunu girip bu dosyaları bulduğumuzda bu dosyaların arasında hiç alışkın olmadığımız normalde SUID dosyaları arasında bulunmasını beklemeyeceğimiz bir dosyayla karşılaşıyoruz. Bu dosyayı çalıştırdığımızda kendimizi başka bir shell'de buluyoruz. Kim olduğumuza bakabilmek için ID komutunu kullanıyoruz ve effective user ID'nin root olduğunu ve root yetkilerine eriştiğimizi görebiliyoruz. Serinin gelecek videolarını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.